Yeni bir videodan herkese merhaba. Evde, ofiste kullandığımız bir teknoloji vardı. Şimdi bu teknolojinin yenisi çıkınca biz de keyifli bir şekilde hemen kameranın karşısına geçtik. Önümde görmüş olduğunuz parçalara ayırdığım Dyson V15 Detect. Şimdi şunu hatırlatmakta fayda var. Şu sıralar en önemli ihtiyacımız nedir? Temiz bir ortam. Temiz bir ortam için etrafı temizleyeceğiniz kablosuz süpürge aşırı önemli. Yani mutlaka iyi bir cihaz kullanmanız gerekiyor. İşte bu konuda biliyorsunuz ben Dyson'ın Londra'daki kampüsüne de gittim. Yapılan araştırmaların nerede olduğunu, hangi bilim insanlarının çalıştığını hepsini gördüm ve gerçekten inandığım, şu anda videoda bulunmaktan dolayı da keyif aldığım bir ürünle karşınızdayım. Beni en çok heyecanlandıran konu yepyeni bir teknolojinin kullanılıyor olması. Nedir o? Lazer teknolojisi. Şimdi Dyson'ın V15 Detect modelinde kullanılan bu lazer teknolojisiyle beraber hangi avantajı elde ediyoruz diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Mikroskobik seviyede toz parçacıkları, kirler tespit ediliyor ve siz bunu gözünüzle de görüyorsunuz. O ara şoka girebilirsiniz çünkü diyorsunuz ki eyvah bunlar nasıl vardı? Şimdi daha önceden belki LED teknolojisini kullanarak, yani aydınlatılmış bir ortamda nerede kir, toz olduğunu görüyordunuz ama bu sefer gözle göremeyeceğiniz kadar küçük olan ve sağlığınızı tehdit eden, çocuklarınızın sağlığını tehdit eden bu parçacıkları tespit eden mükemmel bir teknoloji artık bu ürünün içerisinde mevcut. Dyson'ın bir hedefi var. Öncelikle en güçlü temizliği yapabilen cihazlardan bahsediyoruz. Buradaki kablosuz süpürgeler konusunda. Sonrasında derinlemesine bir temizlik yapıyor. Yani derinlemesine temizlik, tabii ki gözle görülen parçacıkları toplamak bir kablosuz süpürgenin hedefleri arasında ama bir de bu işi derinlemesine yaparak daha mükemmel bir sonuç elde edebiliyorsunuz kendi sağlığınız ve ortamın hijyeni için. Ve bunu yaparken de akıllı teknolojileri kullanmasını tabii ki istiyoruz. Şimdi burada Dyson V15 Detect aynı zamanda V12 Slim adlı ürünlere eklenen bu teknolojiyle beraber ne elde etmiş olduk? 10 mikron seviyesinde bir toz parçacığını artık gözle görülebilir olarak karşımıza getiriyor. Bu gerçekten müthiş bir şey. İşte buradaki yeni ürünle beraber artık bu tozları biz görebiliyoruz. Sadece görmenin de ötesinde acayip sensörler var. Birazdan bahsedeceğim. Motor teknolojisinden bahsedeceğim, sensörlerden bahsedeceğim, lazer teknolojisinden bahsedeceğim. Ve bu sayede biz ne kadar toz topladığımızı, aslında ne kadar başarılı olduğumuzu, görevimizi ne kadar yerine getirdiğimizde raporlarla görebiliyoruz. Yanlış duymadınız, raporlarla görebiliyoruz. Bunların hepsini sizlere ileteceğim. Şimdi Dyson V15 Detect'in özelliklerine bakalım. Öncelikle motor teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Dyson'ın Ar-Ge merkezine gittiğimde bu motor teknolojisinin nasıl geliştirildiğini bize anlattılar. Yani bir siklon teknolojisinden bahsettiler. Bu teknolojinin arkasında yatan tasarım mühendisliği gerçekten muazzam. Şimdi bu motor daha da geliştirilmiş durumda. Peki elimize geçen yenilikler neler? Dyson V15 Detect Absolute kablosuz süpürge 240 air watt'a kadar güçlü hava akışı sağlamaya yardımcı olmak için 125.000 devirle çalışabiliyor. Tabii ki Dyson bugüne kadar bu motoru geliştirebilmek için inanılmaz testler yapıyor demiştim. Bunu bir vlogda da YouTube kanalımda anlatmıştım. Şimdi bir değer sizlerle paylaşmak istiyorum. 350 milyon sterline sadece bu küçücük motoru geliştirebilmek için bu zamana kadar harcamış durumda. İşte elde edilen sonucu da zaten yaptığımız testlerde görmüş olacaksınız. Şimdi geçiyoruz bu lazer teknolojisinin altında yatan yeniliklere. Hiçbir tozu gözünüzden kaçırmamanız için temizleme başlığına entegre edilmiş tam açılı bir yeşil lazerden bahsediyoruz. İşte bu sayede gözle görülmeyen toz parçacıklarını ortaya çıkarıyor. Dyson'ın lazer teknolojisi bir LED ışığının yapamayacağı şekilde yeşil ışık çevresiyle ince toz ve zemin arasında bir kontrast oluşturuyor. Bu yüksek kontrast size öyle bir etki bırakıyor, efekt bırakıyor ki toz sanki olduğu yerde parlıyor. Yani gel beni buradan al diyor ve siz zaten bu güçlü motor teknolojisiyle beraber hızlı bir şekilde o tozu ortadan kaldırıyorsunuz. Çok güvenli bir yere hapsetmiş oluyorsunuz. Tabii burada şunu eklemem lazım. Az önce tozu görünebilir kılabilmek için bir yeşil lazerden bahsettik. Yeşil lazer sonrasında bizi bekleyen bir teknoloji daha var. Bu teknolojinin adı da akustik toz algılama. Şimdi burada neler yapılıyor anlatacağım hemen. Süpürgede bulunan ve teknoloji adına büyük bir atılma olarak görebileceğimiz piezo sensör var. Şimdi bu sensör sayesinde emilen toz ve kalın
kalıntıları saymak ve boyutlandırmak için partikülleri saniyede tam 15 bin kez izleyip gerçek zamanlı olarak nelerin yakalandığını, böylelikle derinlemesine bir temizliğin kanıtını o minik LCD ekranda bizlere gösteriyor. Bu sensör aynı zamanda yüksek torklu başlığın otomoddayken farklı zemin türleri ve toz miktarlarında emiş gücünü de otomatik olarak artırıyor. Piezo sensör daha az kir olduğunda gücü daha az kullanıyor. Aslında ihtiyaç olan gücü teslim ediyor ve bu sayede siz enerjiyi çok daha verimli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz süpürgenizi çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Böyle süpürgelerde karşılaşılan bir sorun var. Nedir bu sorun? İşte buradaki başlıkta hani temizlik yaparken ne oluyor? Hani saç eğer uzunsa o saç buradaki fırçalara takılabiliyor, başlığa takılabiliyor veya saçtan daha uzun şeyler olabilir. İşte bu bir iplik olabilir. Şimdi bunu çözmüşler. Nasıl çözdüklerini sizlere göstereceğim. Yeni Anti-Tangle Mini Motorhead adını verdiğimiz bu yapıyla beraber uzun saçları ve evcil hayvan tüylerini hızlı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda küçük alanlar için kullanım kolaylığı sunan bu motorlu başlık, dolanmayı önleyen muhteşem bir tasarıma sahip. Konik fırça çubuğuyla saçı spiral şekilde alıp hazneye atıyor. Açıkçası hemen itiraf edeyim kişisel olarak, hani buradaki kablosuz süpürgede ne yapabilirler diye çok düşündüm. Dyson V15 bu makina geldiğinde acaba dedim hangi teknolojiler? Lazer teknolojisi beğenimi kazandı. Bir de buradaki yeni Anti-Tangle Mini Motorhead dediğimiz bu yapıyla, bu tasarımla beraber hani bu etkiyi de görünce o saç veya işte evcil hayvanların uzun kılları olabilir, kolay bir şekilde hemen hazneye göndermesi gerçekten çok hoşuma gitti. Güçlü bir makineden bahsediyorum. Şimdi Dyson'ın V15 modelinde aslında bu gücü mümkün olduğu kadar verimli kullanabilmesi için çok iyi bir tasarıma, aynı zamanda tekneye sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Root Cycling teknolojisi adını verdiğimiz bu yapıyla beraber ne oluyor? Tutarlı ve yüksek performanslı bir temizlik için emiş kaybının olmaması sağlanıyor. Hatta burada bir değer de paylaşabiliriz. Dyson V15 Dedect tam 14 siklona sahip. Hepimizin merak ettiği bir konu var. Tamam, çok güçlü bir motor var. Gerçekten muazzam sensörler var. İşte lazer ışık da girdi işin içerisine. Acaba çalışma ömrü ne olacak? Cevabı hemen paylaşıyorum. 60 dakika gibi ihtiyacı karşılayabilen bir çalışma ömrü var. Şimdi buradaki tabii ki ömür neye bağlı? Kullandığımız batarya teknolojisine de bağlı. 7 hücreli lityum iyon bir bataryamız var. Bu bataryanın yönetimi, işte yazılımı, aynı zamandaki sensörlerin tozu, kiri algılaması, ona göre zemini algılayarak da gücünü bu ortama göre hazır etmesi tabii ki bizim kullanım ömrümüzü artırıyor. 60 dakika gibi bir değer beğenimizi kazandı. İşin bir de ergonomi kısmı var. Dyson kablosuz süpürgeler biliyorsunuz aparatlarla beraber evinizin içerisinde mümkün olan en az yer kaplayacak şekilde saklanabiliyor. Çok kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bunu duvara da monte edebiliyorsunuz. Şimdi benzer bir ergonomi pil içinde geçerli. Siz pili de çıkartıp kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Şarj edilmiş pili takıyorsunuz. İşinize devam ediyorsunuz. Yapılan bir araştırma var. Burada yani ben Dyson konusunda gerçekten çok daha uzun süre burada anlatım yapabilirim ama videonun daha da uzun olmasını istemiyorum. Yalnız bu makineler için ayırdığınız bütçeyi en iyi şekilde sonuçlandırabilmek için, en iyi verimi alabilmek için bunları bilmenizden fayda var. Dyson'da anlatabileceğim çok özellik var ama en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi, şimdi bulunduğumuz ortamda bir temizlik yapılacaksa buradaki kablosuz süpürgeyle beraber aslında hedeflerimizden bir tanesi şu olması lazım. Biz tozu, işte kiri toparlıyoruz. Toparladıktan sonra şu hazneye aktarıyor ama bu haznenin dışına çıkmaması lazım. Yani buraya hapsetmesi lazım. Şimdi bir kıyaslama var. Onu gördüğümde şok oldum. Çünkü diğer rakiplerle kıyaslandığı zaman ortamda buradaki kirli içerik dışarıya da çıkabiliyor. Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. En iyi sonucu aldığımız ürünlerden bir tanesi Dyson olarak görünüyordu. Şimdi bunun arkasına yatan tabii teknolojiler var. Biraz ondan bahsedeyim. Aslında bahsetmem gereken ortamın adı çok katmanlı filtreleme. Şimdi ne anlama geliyor? Nasıl bir yapıdan oluşuyor? Hemen söyleyeyim. 5 aşamalı gelişmiş bir filtreleme var. Ne yapıyor bu ortam? Tozu yakalıyor ve 0.3 mikrona kadar mikroskobik partiküllerin %99.99'unda sızdırmazlık sağlıyor. Bu bahsettiğim veriler çok kıymetli çünkü bu gözle görülebilen bir ölçüm değil. Eğer bunu bir laboratuvar ortamında kıyaslarsanız ama evinizin içerisinde birçok farklı üründe bunu elde edemiyorsunuz ama Dyson'ın bu yeteneğini kesinlikle üstüne basa basa sizlere anlatmam lazımdı. Videonun bu kısmına kadar
kadar şu anda önümde görmüş olduğunuz muhteşem ürün Dyson V15 Dedek Absolute'dan bahsettik. Ama şimdi lansmanda duyurulan bir başka ürün daha var. O da Dyson V12 Dedek Slim. Peki bu ürünün öne çıkan özellikleri neler? Hızlı bir şekilde onları da anlatacağım. Çünkü ihtiyacınızı karşılayan en iyi ürünü satın alabilmeniz için bu seçeneğe de yakından bakmakta fayda var. Dyson V12 Dedek Slim kablosuz süpürge aslında Dyson'ın en akıllı ve güçlü kompakt kablosuz süpürgesi olma özelliği taşıyor. An itibariyle bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullanıcıların temizlik alışkanlıklarının artmasıyla, değişmesiyle beraber şimdi performanstan ödün vermeyen ama aynı zamanda hafif olan kablosuz bir süpürge ihtiyacı vardı. İşte tam olarak bu ihtiyacı karşılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere V12 Dedek Slim, yani boyut olarak, hafiflik olarak daha fazla seçenek sizlere sunuyor. Şu ana kadar anlatmış olduğumuz Dyson'ın en çok öne çıkan teknolojilerini barındıran bir ürün. Peki diyeceksiniz ki işte az önce Dyson V15 Dedek Absolute'dan bahsettik. Şimdi burada asıl fark hava akışta gerçekleşiyor. Az önce V15 Dedek ile ilgili bir değer paylaşmıştım. Bu değer bu sefer V12 Dedek Slim'de biraz daha farklı. 150 airwattlık bir sonuçla karşılaşıyoruz. Onun dışında V15 Dedek'te anlattığım, gerçekten anlatırken de keyif aldığım teknolojilerin tamamı zaten V12 Dedek Slim'de de mevcut. Belki bir fark daha eklemekte fayda olabilir. Şöyle ki çoğu Dyson kablosuz süpürgede bulunan tetik var biliyorsunuz. Şimdi bu tetik yerine tek düğmeli bir güç kontrolüne sahibiz artık bu modelde. Bu ne işe yarıyor? Kullanıcıların engellerde gezinirken el değiştirmesine olanak tanıyor ve böylece temizliği daha kolay, daha sorunsuz bir deneyim haline getiriyor. Geldik videonun sonuna. Gerçekten müthiş teknolojilere sahip olan Dyson'ın iki modeline yakından bakmış olduk. Dyson V15 Dedek Absolute ve Dyson V12 Dedek Slim ürünlerine yakından baktık. Bu teknolojileri görmüş olduk. Hijyen önemli, temizlik önemli. Bu temizliği, bu ortamı sağlayabilmek için acaba teknoloji bize nasıl yardımcı olabilir? Bunun yanıtını vermiş olduk. Bu arada ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için, güvenli bir şekilde satın alabilmek için videonun açıklama kısmına linkleri bıraktık. Bu linkler üzerinden siz de daha da fazla bilgiye erişebilirsiniz sevgili dostlar. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Dyson Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız bu videonun sonuna geldik ve yorumlarınızı da çok merak ediyoruz. Biliyoruz Dyson'ın çok iyi performans gösterdiğini ama sizlerin yorumları da çok kıymetli. Lütfen aşağıda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.